I talk also before the game and after the game with the TV in live. Before the comment of the game, I like to say one more time in the press conference, official press conference, stop the war. This is unacceptable that innocent people, children, died for this war. Maçtan önceki toplantıda da, röportajda da, maçtan sonraki röportajda da söyledim. Şimdi de maçın sonundaki bu resmi basın toplantısında tekrar söylemek isterim. Savaşı durdurun. Masum insanların, çocukların ölüyor olması kabul edilemez. Bunun dışında maça gelince, öncelikle maçta çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Maçtan sonra bana söylediklerine göre 22 üçlükle Euroleague tarihinde bir maçta 6'dan 3'lük rekorunu kırmışız. Maçta çok iyi oynadık. Savunmada çok iyi oynadık. Hücum, rakip takımı, oyun kurucularını çok iyi durdurduk. Wilbekin ve Nanalı'yı. Aynı şekilde uzunlarını da çok iyi durdurduk. Hücumda topu çok iyi çevirdik. Ve boş atışlar ve sayılar bulduk. Ve bazı gerçekten inanılmaz şov sayıları bulduk diyebilirim. Aslında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyebilirim ki? Bu akşam gerçekten tam yüzdemizle oynadık diyebilirim. Bunun haricinde taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize inandılar ve tekrar aslında Efes oyununu son 45 gündür belki 40-45 gündür tekrar sahaya yansıtmaya başladık. Ve bu akşam solda bir salon vardı. Ve biz de bu oyunumuzu sürdürerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Anadolu Efes geri geldi diyebilirim. Bunun haricinde şunu da eklemek isterim. Yine son dönemde Türkiye Kupası'nı kazandık. Ve önümüzde 9 final niteliğinde maç var. Ve bu maçları da kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Biz Rusya'daki bütün maçlarımızı oynadık. Yani biz bizim Rus takımlarına karşı normal sezonda bir maçımız kalmadı. Ama sporun birleştirici bir güç olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani spor ayrımcı bir çözüm olamaz. Rus takımlarının devre dışı bırakılması bilemiyorum. Yani orada o takımlarda oynayan, antrenörlük yapan bir sürü Avrupalı, Amerikalı oyuncular, koçlar ve aynen şu anda bu taarruza maruz kalan Ukrayna halkı gibi masum birçok orada sporcu var. Emek veren, başarı için emek veren birçok sporcu var. Onun için ben yarın Euroleague'in üst düzey yapacağı toplantıda bir çözüm bulunmasını bekliyorum. Evet, siyasi olarak, politik olarak, ekonomik olarak birçok tedbirler alınabilir. Ama unutulmasın ki spor dünyada birleştirici bir güçtür. Ve biz ülke olarak hep barışı savunan bir ülkeyiz. Onun için ben burada da bir çözüm bulunabileceğini düşünüyorum. Tabii ki yani böyle bir ortamda Rusya'ya gitmek, maç yapmaya gitmek istemeyen oyuncu ve takımlara da saygı da duymak gerekiyor. Belki bir dönem en azından bu tansiyon düşünceye kadar Rus takımlarının kendi sahasında oynayacağı maçların tarafsız sahalarda yapılmasıyla buna bir çözüm gelebilir. Ama yani Rus takımlarının açıkçası bütün maçlarını boykot etmenin sporun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler.